Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yavaş yavaş video serimizin sonuna geliyoruz. Oldukça uzun oldu, farkındayım. Ama sonuçta Node.js ve bence React hakkında geniş bilgiler edinebileceğiniz bir tutorial oldu. Bazı konularda detaya inerek yavaş yavaş tane tane anlatmak istedim. Zaten buraya kadar olan kısımda herhangi bir sorunuz var ise o soruları yorum kısmında bana iletebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Dedim ki ya şu an e-maili ben login olup şey yaptıktan sonra, refresh ettikten sonra e-mailin gittiğini gördüm dedim. Şimdi bakın, son kaydettiğimiz e-mailler yok. Yani e-mail boş. Bunun böyle gitmemesini engelleyebiliriz aslında. Hani böyle bir if koşulu yazarak. Ben şunu denemek istiyorum. Şimdi bakın. denemegmail.com diye bir hesabımız var. denemegmail.com. Ben şimdi bununla şöyle bu add to do'daki gördüğünüz gibi e-maili ben bir kere nasıl denemegmail.com yazınca oraya geliyor, onu bir göstereyim size. Deneme evet. gmail.com şifrelerimize 123 123 123. Evet, ana sayfaya yönlendiriyorum. Çünkü login oldum. Login olduktan sonra bakın artık bu deneme Gmail şey bu zaten şu. Yani display to do falan değil. Peki ben bunu yenilersem ne olacak? Gitti. Şimdi bu bir sorun. Bunun bir sorun olmaması için yapacağımız şey, bunu bizim local storage dediğimiz bir yer var. Şurada application'da local storage. Ben şimdi zaten daha önceden yazdığım bir key olarak kalmış burada. Yani siz browser şeyinizi silene kadar ne yapar? Bu burada durur. Bakın ben ta önceden yapmıştım, hala duruyor. Şimdi bu olay hani çok güvenli değil ama bir nevi bize bir geçici bir database olarak ön tarafta bir işlem sunuyor. Bu konuyla alakalı zaten bir videom var kanalımda. Bunu izleyebilirsiniz. Kullanım alanını, kullanış şeklini izleyebilirsiniz. Benim yapmak istediğim şu. Benim yapmak istediğim, eğer kullanıcı login olduysa o e-maili al, local storage'ı kaydet ve refresh ettiğinde bile gitme. Bunu nasıl yapacağım? Bunu çeşitli çeşitli şekilde yapmaya hani şey var, yol var. İlk önce bunu yapayım. Ondan sonra daha farklı şeyler göstereceğim. Şimdi local storage'da şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi neredeyiz? Login. Login'de arkadaşlar, login'de bu adam her şeyin düzgün yaptığı zaman, her şeyi düzgün ettiği zaman, biz bu history push ettiği zaman hani her şey tamam, ana sayfaya yönlendiriyorsunuz yazısı çıktığı zaman şöyle bir şey kullanmalıyız. Window'da local storage. Local storage'ın metotları var. Bir eleman kaydederken set item diye bir metot kullanıyorsunuz. Bunda key value var. Yani key kısmı ve value kısmı. Ben key kısmını, yani şurada e-mail diye yazıyorum. Key kısmını. E-mail bu önemli. Ve value kısmını da bunu hani virgül olarak ekliyorsunuz. Event şuradaki kısım var ya, event.target. Event.target value'yu buraya yazıyorsunuz. Aslında şey de yazabilirsiniz buraya, yani hani direkt e-maili kaydettiğimiz için e-mail. Evet, şuradaki e-maili buraya yazarsınız arkadaşlar. Şimdi e-maili ben local storage'e kaydedeceğim. Şimdi bunun nasıl olduğunu, nasıl olacağını şimdi üzerinden göstereyim ben size. Şuraya gel. Şimdi login'e gel tekrar. Deneme at gmail.com 123 123. Bakın deneme hesabım var. Şifrem doğru. Login olacağım. Ana sayfaya yönlendiriyorum. Bakın e-mail deneme gmail.com burada ve artık burada. Şimdi ben bunu local storage'a aldım. Local storage'a koydum ama benim bir de bunu local storage'dan almam lazım. Bak refresh edeceğim, yine gidecek. Bakın yine gitti. Ama local storage'da duruyor. O zaman ben bunu add to do'da ne yapmam lazım? Bu local storage'u tekrar almam lazım arkadaşlar. Tekrar almam lazım. Bunun için de add to do kısmına geliyorum. Add to do kısmına. Burada
Bakalım Lucas Storage. Herhangi bir şey yapmam gerekiyor ama burası neresi? Etudu'ya gel. Evet, Etudu'ya geldim arkadaşlar. Etudu'da şunu söylüyorum. Diyorum ki, birincisi sen şuradaki e-mail vardı hatırlarsınız. Ben bunu işte geri plandan, yüz konteksten alıp yazdırıyordum geri planda. Ama refresh edince gidiyordu. Ben bunu siliyorum arkadaşlar. Yüz konteksi kullanmayacağım. Başka hata verecektir. O hataları neyse hata verince bakarız. Şurada user context'e de gerek yok. Ben ne diyeceğim arkadaşlar? Buradaki e-mail kısmını şurada e-mail olarak yazdığım kısmı const e-mail diyorum. E-mail kısmını şuna eşitleyeceğim. Local storage'daki metotlardan biri get item. Get item'ı al. E-mail adındaki key olan get item'ı al. Şimdi e-mailimiz artık yine hani halihazırda görüyorsunuz. Eşit. Bunu local artık user context'ten almıyorum ama local storage'dan alıyorum. Bakın. Evet. Görüyorsunuz. Bu burada durdukça bu da burada duruyor. Dolayısıyla bizim e-mail to-do'larımızın şuradaki gibi e-mailsiz gitme gibi bir durumu ortadan çıktı. Peki şöyle bir şey daha yazacağım arkadaşlar. Ya bu adam şeyi bilse, URL'i bilse, bu URL'i bildikten sonra şeye gidebilir mi? Bu sayfaya girebilir mi? Bu sayfaya girebilir URL'i bildikten ama biz bunun önüne geçeriz. Biz bunun önüne geçmek için şunu yazacağız. Şimdi biliyorsunuz ki şeyde React Router DOM'da bizim çok da kullandığımız bir use history metodu var. Yani use history. Neyse çıkmıyor burada. Use history. Nereden şey yapacağız biz bunu? From import ediyoruz. React Router DOM'dan. Evet, React Router DOM'dan biz bunu şey yapıyoruz ve şöyle kullanışı nasıldı? Bunu bir let adı verilen bir değişkene let history adı verilen bir değişkene at. History adını değişkene at. Ve de ki use history diye çalıştır bunu. Ve burada diyorum ki if herhangi bir e-mail yoksa bak şurada şunun altında yani benim local storage'um boşsa e-mail kayıtlı değilse yani bir login olmadıysa bu negatif geleceği için ben bunu tekrar pozitif yaptım. Tersini alarak ben bunu pozitif yaptım. Diyorum ki eğer e-mail yoksa sen bunu history push'la direkt login sayfasına gönder. Hiç bu sayfaya loginsiz giremez. Evet, bu sayfaya hiç loginsiz, login olmadan giremiyor. Bunun önüne de geçtik arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Başka ne yapabiliriz? Evet, bir de bu arkadaşlar şu navigation menümüzü ayarlayalım. Navigation menüye gel. Navigation menümüzde şunu yapacağız. Şimdi ben navigation menüyü nasıl yapayım? Şöyle bir size kopyalayayım aslında ve oradan anlatayım. Çünkü ders oldukça uzun oldu. Şöyle. Böyle tek başına kopyalanmıyor. Şöyle yapalım. Yani şimdi linkin aslında biz linki kullanıyoruz burada. Linki değil de şöyle bir şey yapacağız. Hani bu adam şöyle login oldu. Tamam. Aslında şunu yapalım. Son derste bu number kısmını ben size kopyalayıp şekilde atayım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ya bu adam yani geldi. Bakayım kaç dakika olmuş ders. 9 dakika. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bu adam geldi ama bu daha önce o kendi oluşturmadığı tool'lar var. Ben kendi oluşturmadığı tool'ları nasıl önleyebilirim? Bunu anlatalım. Ders bitsin.
Ondan sonra da logout şeyini yapmamız lazım. Logout kısmını yapmamız lazım. Yani şöyle, hani şöyle düşünün. Yani logout kısmını burada yapalım. Evet, yani bunu sonra to-do'ları kişiye göre display etmeyi yaparız. Çünkü ben logout yapacağım ki bu buradan silinecek. Bu buradan silindikçe ben bir daha bu sayfaya giremeyeceğim. Şimdi navbar kısmına geliyorum arkadaşlar. Pardon. Navbar kısmına geliyorum. Navbar'dan link yerine React Router'dan Use History diye bir bildiğimiz metodu indiriyorum. Bu metodu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Let History diye bir değişkene ata ve bunu çalıştır. Bunu çalıştır. Bunu çalıştırdıktan sonra şöyle bir şey var arkadaşlar. Pet name diye. Let pet name. Pet name'in manası şu. History.location.petName. Şimdi arkadaşlar, history.location pet name ne demek? Şu kısım var ya, pet name bu kısım. Bu kısmın adı pet name. Şimdi burada hata verdiğine bakmayın. Pet name'e göre biz diyoruz ki şöyle şeyler yap bize. Neler yap? Şimdi şöyle. Eğer diyoruz, aslında şöyle yapacağız. Evet, bu link kısımlarını hepsini A link yapacağız. Nedenini birazdan anlatacağım. Çünkü A link, normal link, ya user React Router DOM'daki linkten farkı, React Router DOM'daki link geçişlerde çok hızlı. Yani sayfa hiç refresh edilmiyor. Ama A linkte sayfa refresh ediliyor ve benim sayfayı refresh etmem lazım. Çünkü kaydettiğim şeylerin güncellenip use effect'le çalışıp tekrar ekrana yazılması lazım. Ben bunu bir kere A link yaptım. Tamam. A şey yaptım. Ama A'nın to diye bir şeyi yok. Neyi var? Href var. A'nın href'i var. Burada da aynı şekilde href var. Burada da aynı şekilde, pardon, rap var. Tamam. Şimdi burada login var falan filan var ama bir de aynı zamanda bizim bir tane login butonumuzun olması lazım. Logout butonumuzun olması lazım. Buton oluşturuyorum bir tane navbarda. Çünkü login olduktan sonra bir tane de log out diyeyim şöyle. Şimdi bunu neden yaptım petname? Diyorum ki şey olarak, mantık olarak. Şimdi register. Ben eğer pet name olarak register kısmındaysam bana register'ı bir daha gösterme diyorum. Tamam mı? Şöyle onu da nasıl yapıyorum? Şöyle şunu alayım. Şimdi burada bir JavaScript fonksiyonu yazacağım için pet name diyorum ki pet name eşit değil ise şöyle. Evet. Register. Register'ın olmadığı yerde sen pet name göster. Diyorum ki bunun da mantığı şu şekilde. Neredeydi o? İş nerede? Burada. Heh. Şimdi V operatörü ancak iki tarafın doğru olduğu şekilde çalışır. Diyorum ki eğer burası pet name, register eşit değilse, burada true gelirse sen bunu göster diyorum. Tamam, bu basit bir mantık. If else'in daha kısaltılmış hali. Ve aynı şekilde aynı mantıkla buraya diyorum ki yine JavaScript aynı mantıkla pet name eşit eşit login değilse şöyle evet. Login. Login değilse iki tarafın da eşitliğini sağladığını düşün. Sen bu login'i göster ve ben pet name'e diyorum ki yine aynı şekilde burada pet name eğer diyorum add to do sayfasındaysan yani çünkü oraya kadar geldiysen sen bir kere register olmuşsundur. Login olmuşsundur. Add to do sayfasındaysan
logout kısmını göster. Şimdi bir kontrol edelim. Hata vermemesi gerekiyor. Evet, logout'umuz burada. Gördüğünüz gibi. Aslında login'in de çıkması, hani bu şekilde çıkması gerekiyor. Ama biz bunu işte ayarlamamız, refresh ettikten sonra nasıl çalıştığını göreceksiniz. Şimdi login burada, add to do burada. Başka yapacağım bir şey var mı diye bakıyorum. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Ama benim bu logout butonuna bastığımda ne olacağını söylemem gerekiyor. Ne olacak, ne olsun? Yani bu şeyimizin, fonksiyonumuzun adı logout diye bir fonksiyon olsun. Şimdi tamam. Ama ben bunu oluşturmam gerekiyor, bu fonksiyonu. Bir değişkene atıyorum. Cons logout. Bakın. Cons logout fonksiyonunu yazıyorum. Cons logout fonksiyonu şunu yapacak. İlk önce local storage'daki Windows local storage'daki o e-maili silecek arkadaşlar. Neden? Silmezse bir sürekli loginmişiz gibi duracak. Biz bu logini şeyde yine e-mail keyword ile kaydettiğimiz için local storage'da bu e-maili sileceğiz ve sayfayı refresh edeceğiz. Sayfayı refresh etmenin yolu arkadaşlar window.location.reload tekrar yükle. Location'ın tekrar yükle diye bir fonksiyon yazıyoruz. Şimdi bakalım. Evet, her şey tamam. Logout diyorum, bakalım ne olacak. Şu kısma da dikkat etmenizi istiyorum. Evet, silindi ve loginsiz ben bu sayfada daha fazla kalamayacağım için ne yaptı? Beni login sayfasına attı. Login neden hala burada, onu anlamadım. Pet name'iştir register'sa login'i göster. Yani burada bir mantık hatasının olması lazım. Evet. Yani refresh etmem gerekiyor demiştim. Şöyle yapalım. Reload'ı token'ı sildikten sonra. İlk başta refresh edelim, sonra şey yapalım. Onun önüne öyle geçmiş olalım. Şimdi bu ders bu kadar şey olmasın, uzun olmasın artık. En sonki derste umarım yetiştiririz. Ne yapacağım? Sadece kişi özel to-do'ları display edeceğim. Kişi özel to-do'ları display ettikten sonra en son olarak da bunu sileceğim. Silmeyi göstereceğim. Edit etmeyi de size ödev olarak vereceğim. Bunu yapamazsanız da sorunu sormanız yeterlidir diye düşünüyorum yorumlarda. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.